Efendim herkese iyi akşamlar diliyoruz. Yeni bir Gayleli Sohbetler programında yine birlikteyiz. Bu akşam Gayleli Sohbetler'de konuğumuz sevgili Cenk Mutlu Yakalı, Yeni Düzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldin sevgili Cenk. Hoş bulduk. Bu akşam Türkiye'de bugünlerde çok gündemde olan ama mahiyeti itibariyle aslında çok genel bir sorunsalı ifade eden bir meseleyi konuşacağız. Malum geçtiğimiz günlerde Türkiye'de barış için bir araya gelen akademisyenlerin, bir inisiyatif oluşturan akademisyenlerin yayınladıkları bir bildiri oldu. Bu bildiriye gerek iktidarın, gerek basının bu bildiri karşısında sergilediği tavır çok dikkat çekiciydi. Bu mesele ister istemez entelektüel, aydın, iktidar ilişkisini, medyanın iktidarla olan ilişkisini, medyanın özgürlüğü meselesini bir kez daha gündeme getirdi. Bu akşam bu konuyu konuşmak istiyoruz hep birlikte. Evet, yani böyle bir olay yaşandı. Bir akademisyenler bildirisi yaşandı ve hemen arkasından işte önce Cumhurbaşkanı, sonra Başbakan bu bildiriyi yayınlayan akademisyenleri işte hain ilan ettiği, cahiller dediği, karanlık güçler dediği, suçladı. Basında da keza gene böyle bir bölünme oldu. Zaten bir süredir devam eden o aşırı cepheleşme kendini bir kez daha yeniden ortaya koydu. Güneydoğu'daki olaylarla ilgili bu suça ortak olmayacağız diye bir açıklama yaptılar ve oradaki ifadeler ve söylemler işte belirli kesimler tarafından çok haince davranışlar olarak nitelendirildi. Aslında bu olay en azından iki şeyi aklıma getirdi benim. Bir tanesi Mitterrand'ın geleneksel olarak yaptığı bir şey vardı. Bu gazetelere falan da yansımamıştı. Her ay, yanılmıyorsam her ay ya da periyodik olarak ülkenin entelektüellerini, aydınlarını, düşünürlerini Versailles Sarayı'nda misafir ediyordu ve onlarla görüş alışverişinde bulunuyordu. Aslında bu daveti yaparken de böyle çok homojen bir seleksiyonda bulunmuyordu. İşte konularında, sahalarında söyleyecek sözü olan insanları çağırıyordu. Onların fikirlerine ne kadar dikkat ediyordu o ayrı konu ama böyle geleneksel bir yaklaşımı vardı ve bu aslında hep gündeme geldi. Çok anlaşılır bir şeydi aslında bu. Çünkü sonuçta politikanın fikri arka planında herhalde entelektüellerin, düşünürlerin söyleyeceği şeyler olur. Bir böyle örnek var önümüzde. Bir ikincisi bu hadise oluştuktan sonra bu akademisyenlere yönelik de çok büyük saldırı ve hemen haklarında yasal kovuşturmalar, işte YÖK harekete geçti. Nitekim bugün itibariyle en azından bildiğim Düzce Üniversitesi'ndeki bir doçent görevden alındı. Birçokları hakkında yasal soruşturmalar var. Bu da şeyi aklıma getirdi işte 10 yıl önce miydi? Edward Said'in Filistin'de, Lübnan sınırında İsrail karakollarına taş atarken çekilmiş bir fotoğrafı vardı. O zaman taş atmak bir sembolik eylemdi Filistin'de. Ve o hadise olduktan sonra o dönemde Edward Said Columbia Üniversitesi'nde de öğretim üyesiydi ve İşte Amerika'daki o belirli lobiler ve siyasi çevreler üniversiteden atılması için hemen bir şeyde bulundular. Ama üniversite rektörünün verdiği çok tarihi bir cevap vardı. Yani işte herhangi bir siyasal ideolojinin ya da eğilimin direktifleri yönünde üniversiteden şey atacaksak bunun arkası gelmez. Üniversiteler işte bağımsız analitik düşüncenin ve tartışmaların yapıldığı yerdir diyerek bu harekete, bu teklife karşı çok sert karşı çıkmışlardı. Şimdi bu iki örneği yan yana koyduğumuz zaman bir yanda şeyleri davet eden bir cumhurbaşkanı, diğer yanda bir başka cumhurbaşkanı onlara ağız dolusu küfür ederek hepsini hain ilan ediyor. Beri yanda bir üniversite öğretim üyesine sahip çıkarken şu anda YÖK, bu öğretim üyeleri hakkında soruşturmalar yapıyor. Ve bu arada çok ilginç olarak da dediğim gibi medyada da bu anlamda çok derin bir saflaşma ve
karşılıklı şiddet ve nefret ve öfke içeren söylemler var. Şimdi yani şeyi gündeme getiriyor en azından ilk etapta medyadan mı başlayalım yoksa şeylerin iktidarla olan ilişkisinden mi başlayalım? İstersen biraz ben şeyden gireyim bu aydınlar ve iktidar ilişkileri evet. Belki ondan sonra medya geçeriz. Hoş bulduk. Çok. Ben ilk defa mı katıldım? Galiba bu ilk. O yüzden çok müzikle altını çizerek söylüyoruz. Çok güzel bir mutluluk sizlerle olmak. Çok onurlu bir durum. Şimdi bu tabii entelektüel aydın, akademisyenler ve siyasiler arasında bütün zamanlar boyunca ve bütün ülkelerde farklı oranlarda olsa da her zaman gerilim olur. Bunun hem ontolojik nedenleri vardır. Yani birisi iş mesleği ve duruşu gereği hakikat bildiği şeye doğru konuşur. Öteki de iktidarın gerektirdiklerini söyler. Yani aralarındaki mesafe biraz ontolojiktir. Lakin gelişmiş demokrasilerde bu ilişkiler başka türlü hallolunur. Bir kere gelişmiş demokrasinin birinci kuralı ifade özgürlüğünü hiçbir biçimde sınırlamamaktır. İş akademisyenlerinin yaptığı meseleye gelince ifade özgürlüğü birkaç türlü daha anlam kazanıyor. Bir araştırmada özgürlük, araştırmalarınızın sonuçlarını duyurmada özgürlük. Aksi türlü akademisyen olamazsınız. Dolayısıyla böyle bir şey var. Şimdi gelişmiş ülkelerden sen demin örnek verdin. François Mitterrand'ı örnek verdin. Ben biraz Fransa'da kalarak başka bir örnekten devam edeyim. 1968 Mayıs'ı ki aslında aydınların iktidarlara karşı en radikalleştiği dönemdir değil mi? Bütün Avrupa'da. Ve bunun da merkezi tabii Paris'teydi ve orada şöyle bir hikaye var. Çok ilginç bir hikayedir. De Gaulle kendisini çok sert eleştiren Mao'cu dergi, La Cause dergisini, La Cause Dava demek, Dava dergisini kapatmak istiyor aslında. Yani o bir korku salmak istiyor ve La Cause dergisinin genel yayın yönetmeninin tutuklanması için jandarmaya emir veriyor. Bunun haberini alan dergi de kapatma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için işte Jean-Paul Sartre'ı ziyaret ediyor ve diyor ki üstad bizi kapatacaklar bir şey yap diye. Ve Jean-Paul Sartre o bir günlüğünü o gün La Cause dergisinin genel yayın yönetmeni olarak atanıyor ve o koltuğa oturuyor. Jandarma giriyor içeriye, genel yayın yönetmeni tutuklayacak ama karşıda o adam değil Jean-Paul Sartre oturuyor. Dönüp De Gaulle'ü arıyorlar ve diyorlar ki başkan böyle bir şey var burada Sartre oturuyor bugün o yayın yönetmeni olmuş ne yapacağız? Ve De Gaulle o meşhur lafı söylüyor. Fransa Voltaire'ini tutuklayamaz. Çok önemli laftır. Yani aydına olan saygı, Voltaire'den gelen gelenekten aydına olan saygı böyle beyan ediyor ve o hikaye öyle bitiyor. Bir ikinci örnek şahsi bir deneyim vereceğim. Çünkü bu bildiride de imzası olan biridir söyleyeceğim kişi. Noam Chomsky biliyorsunuz dil bilimci filozof. Yani dünyada işte dil biliminde zamanında devrim yapmış. Ne kadar araştırmalar artık çok ilerlemişti de ama onun bulguları hala onu bir referans olarak tutuyor. Bütün dünya, akademik dünyada Chomsky'siz bir dil bilimi çalışmasının olması mümkün değil. Böyle bir yerde oturuyor. Ama herkes biliyor ki Noam Chomsky aynı zamanda bir entelektüel. Edward Said'in arkadaşı bu entelektüelin iktidara hakikati söyleyen kişidir tanımlamasının içinde yer alan biri ve Amerikan dış politikalarını başta iç politikaları da var ama özellikle dış politikalarını yerden yere vuran yani Amerika'ya emperyalist, yayılmacı, Irak Savaşı'ndan tutun bütün dış politikasını yerden yere vuran biri. Değil mi? Ve şimdi de bu 1100 aydın arasında, imzacı aydın arasında Noam Chomsky de var. Biz birkaç sene evvel bizim fakültemizde, Beşeri Bilimler Fakültesi'nde yani ben daha dekan değildim o zamanlarda, Chomsky ağırladık ve ona Fahri Doktora unvanı verdik ve Noam Chomsky Kıbrıs'tan geçti. Kendisini hem tanıma fırsatım oldu, akşam yemeğinde formel de olsa buluşma imkanım oldu. Ama daha önemli anlatacağım şey şuydu. Chomsky'nin sahnede Amerikan dış politikasını yerden yere vuran konuşmasında protokol gereği yanında oturan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'ydi. Ve böyle laf arasında dönüp ne diyorsunuz dedim yani sizi haşat etti falan.
yanıt çok ilginçti. O bir Amerikalıdır ve biz onunla gurur duyuyoruz. Şimdi bu örnekleri verdikten sonra Türkiye'ye girelim ve Türkiye'nin demokrasi açısından zaten iyi gitmediği çok aşikar, kötüleştiği çok aşikar. Ama bu akademisyen entelektüellere karşı olan düşmanlığın gün ve gün katlanarak büyüdüğünü görüyorsunuz. Ve nitekim bir çete başkanı, bir mafya babası olan bir Sedat Peker gibi bir adam, onların kanlarını akıtacağız ve kanlarına duş yapacağız diye biliyor. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde iktidardan güç almayan mafya babası böyle konuşmaz. Böyle bir tabloyla karşı karşıya. Bir kere vahamet, yani bunun altını söyleyecek bir lafı yok. Şeyi gereğini bile duymak, yani duymuyorum. Yani herkesin görüşüne saygılı olmayız, orada bile değilim. Yani bunun konuşulmaması gereken bir şey zaten bu. Anlatabildim mi? Türkiye çok kötü yerlerde dolaşıyor. Tabii ki bunun nedeni, bu bildiride de ortaya çıktığı gibi, Kürt meselesi etrafında devletin uyguladığı zulüm kınanıyor aslında. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ı da en çok rahatsız eden şey bu. Ama şimdi bir tarafta düne kadar yaradılanı yaradandan ötürü severiz deyip bir İslami de olsa bir insanlık sevgisinden söz edip Kürtlere açılım yapmayı hesaplarken, bugün o hakaretamez bir noktadan her gün böyle bir şey, bir de devlet şiddeti var. Bu tabii ki Suriye kriziyle alakalıdır. Orada bir Kürtler özerk bölgesi oluşmasıyla ilgilidir. Türkiye'nin korkularıyla ilgilidir ama bunların hiçbiri şiddetle çözülecek sorunlar değildir. Üstelik bu aydın düşmanlığının İslami muhafazakarlarda bir gelenek olduğunu da düşünüyorum. Nitekim daha başka zamanlarda da Recep Tayyip Erdoğan defalarca böyle ellerinde viski, boğazı seyreden aydınlar deyip küçümsemelerini çok gördük. Hatta Cem Karaca'nın o Yarım Porsiyon Aydınlık şarkısına bile, ki en az beğendiğim şarkısıdır, ona da gönderme yaparak defalarca bir tür aydın düşmanlığı yapıyor ve muhafazakar düşüncenin doğasında olduğunu düşünüyorum şimdi. Asıl meseleye geleyim. Muhafazakarlık içinde bir aydın düşmanlığı olabiliyor eğer o demokratikleşemiyorsa. Yani şeyi saymıyorum, Avrupa'daki Hristiyan demokratları falan söylemiyorum, ama muhafazakar düşüncenin uçlarında yer alan kesimler aydınları düzen bozucu olarak görürler ve muhafazakarlar düzeni muhafaza etmeye çok yatkındırlar. Ve böyle genel olarak bir aydın düşmanlığı var. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra Türkiye demokrasisi açısından durumun çok vahim olduğunu ve bu olayın, yani bu 1100 akademisyen ki içinde çok önemli dünyaca isimler var, bir tanesi Noam Chomsky demin söyledim, bu Türkiye demokrasisini 3-5 basamak daha aşağıya çeker. Zaten giderek aşağıya doğru düşüyor. Sürekli olarak artık Nijeryaların falan yanına geliyor ülke. Durum bu. Bu açıdan bunun böyle tartışılacak bir tarafı falan da yok aslında. Yani bu başka ülkelerde istediğiniz kadar eleştiri yapınız. Yani devlet başkanlarına, hükümet politikalarına, zaten siz o eleştiri yapmazsanız o ülke demokrasi olmaz demektir. Ben şey hatırlarım, yine Fransa'dan bir örnek vereceğim. Pierre Bourdieu öldüğü zaman, Pierre Bourdieu ünlü sosyolog, hani bu Fransa'da Jacques Chirac'ı hiç sevmeyen ve çok eleştiri yapan, bu Fransa'daki ırkçılığı yerden yere vuran büyük sosyolog, öldüğünde Le Monde gazetesinde birinci sayfaydı, kapak resmi vardı ve Jacques Chirac'ın da başsağlığı mesajı vardı. Büyük bir Fransızı kaybettik diye filan. Şimdi buralara gelmek zorundasınız. Siz bu kadar iş yapmış, bu kadar emek harcamış, Türkiye'nin bilimsel, akademik, entelektüel dünyasına bu kadar katkı koymuş insanları bir çırpıda karanlık adamlar, cahil adamlar diye konuşursanız bu size dair bir şey söyler. Bu şeyi tartışırız biraz, bu konuları tartışmamız gerekecek de. Şimdi bir de ilginç, yani bütün bu şey yanında medyada da aslında bir süredir devam eden böyle bir şey var. Medyada da çok taraflar çok keskin bir konum haline girdi ve birbirlerine karşı çok şey yayınlar yapılıyor. Sonra giderek şey özgür alan daralıyor, yani böyle tarafların çok kendi sınırları içine girmesi, bunların dışında bir şeyler üretecek zemini de daraltıyor. Öyle gazetecilere hayat imkanı da vermiyor. Hatta bu o kadar bir şeye dönüştü ki artık, yani bir yandan iki keskin taraf var
ama tarafların kendi içinde de artık en ufak bir farklılığa tahammül yok. Örnek, son örnek şey oldu. Akşam gazetesinde Gülay Göktürk, biliyorsunuz. İktidarın büyük oranda sözcülüğünü yapan bir gazete. Gülay Göktürk'ün bir yakınlığı var şeye, iktidara. Yazdığı yazılar da bunu ortaya koyuyor. Nitekim o gazetede de bugüne kadar el üstünde tutulan, televizyon programlarına çıkan birisi. Ama geçtiğimiz günlerde işte Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanıyla Başbakan'ın Fahri baş danışmanı arasında olan bir tartışmada Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı çok ağır bir suçlayıcı ifadede bulununca Başbakan'ın baş danışmanına, Gülay Göktürk de geçen günkü yazısında onu savundu ve bu Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanının pespayaliğine kim karşı çıkacak gibi bir yazı yazdı ve kapının önüne kondu. Ve o da diyor ki, yani bu kadar hoşgörüsüz olduklarını bilmiyordum kendi işlerinde de. Yani o deterministik ve mutlakiyetçi zihniyet o kadar belirgin ve o kadar kibirli ki artık benim çizdiğim alan dışında ya da benim söylediğim şey dışında herhangi bir şey söylediğiniz zaman hemen kapı önüne konuyorsunuz ve işte öbür tarafta Habertürk'te Fehmi Koru bilmem hangi gerekçeyle çıktı ama onu da şeyden çıkardılar. Böyle tuhaf bir şeyde de, medyada da böyle bir durum son var. Birkaç yıl içinde, hatta son bir ay içinde kapı önüne konan gazetecileri, yazarları sayısak... Kapı, kapı içine tıkanan, kapı evet. Bugünkü konjektürde Türkiye'de özgür gazetecilikten söz edilemiyor. Yani en neti bu. Türkiye'de şu anda özgür gazetecilik yok. Türkiye'de özgürlükler tartışılıyor ama ben medya bacağından bakıyorum. Bunun birkaç önemli sebebi var. Türkiye'de aslında medyanın toplumsal çatışmalara, insan haklarına katkısı çok uzun geçmişinden beri defolu, sıkıntılı. Ve Avrupa ya da Amerika gibi Türkiye bunlardan ders almış bir coğrafyada değil. Yani işte 1955 6-7 Eylül olayları bir gazetenin manşetiyle başladı. İşte o zaman Hürriyet, ki bugün aynı sıkıntıları yaşayan Hürriyet. O zaman Hürriyet işte oradaki Rum azınlığın buradaki emonist için, hareketi için para topladığını yazarak kışkırttı. Sonra Express gazetesi, işte Atatürk'ün evi bombalandı dedi. Ve tarihe çok büyük bir hem soykırım hem de dram olarak kazındı bu. Ve tamamen tetikçiliğini medya üzerinden yaptılar. Şimdi o dönemde 50'li yıllarda bunu anlarsınız. Ama bir coğrafya bundan ders çıkarır. Dünyada neler değişti? Bugün Türkiye'nin en çok satan gazetesinin şiarı, mottosu Türkiye Türklerindir. Hürriyet'in üzerinde hala bu yazıyor. Yani bu suç artık. Üstelik bu kadar özgürlüklerin gerilediği bir ülkede andımızı bile kaldırdılar. Ama o ülkenin en büyük medya kurumu hala logosunun altında her sabah ırkçı bir ifade kullanıyor. Ve bu olayların dışında da bundan bir rahatsızlık duyan da yok yani. Şimdi işte ağzını açan kapı önüne konuyor. Akademisyenler bildiri yayınlıyor. Olaylar oluyor ama bunlar olmadığı zamanlarda da ya nedir bu gazete bizim? Yani bu ülkenin en çok en büyük medya kurumu Türkiye Türklerindir diyor bu çağda. Bu tartışılmıyor bile yani. Hayır. Entelektüeller de tartışmıyor bunu, ilginçtir. Bunun dışındaki zamanlarda. Yani tansiyonun yükseldiği zamanlarda var da tartışmıyor yani. Yani Hürriyet'in iyi olduğu zamanlar kabul ediliyor. Orada birçok önemli insan yazı yazıyor ama hiçbirisi o gazetenin logosunun üzerindeki ibareden rahatsız olmuyor. Birazcık bunların tetiklediği ve gelinen nokta bu. Doğrusu ben çok fazla da siniklik görüyorum. Çok fazla bir türlü örgütlenmeyen ve sadece yaşananlar bazında bir tepkisellik ortaya konan. Yani örneğin Can Dündar içeriye atılmışsa Can Dündar'ın yanında bir hareket büyüyen ama ondan sonra bir başka yerde bir
tekrar yeni bir hadise beklenen. Şimdi bugün işte akademisyenler bildirgesi oldu, bir hareketlilik oldu, bir isyan oldu falan. Bir süre sonra o yatışacak. Onların içinden birileri bir başka medyadaki yerini alacak. Hani yandaş medyadaki birileri tamamen dışarıda kalacak. Ama bu hiçbir zaman bir örgütlü büyük bir çabaya dönüşmeyecek. Bu hiçbir zaman siyasallaşmayacak. Yani bir parti içinde yükselmeyecek. Bu bilinç doğurmayacak. Hep böyle oldu Türkiye'de. Şu anda alternatif 1-2 internet sitesi dışında neredeyse özgür yayıncılığın olduğu hiçbir yer yok. Hiçbir yer. Bir ülke bu hale geldi. Yani örneğin Digiturk platformundan bir kararla 5 tane televizyon kanalı atılıyor. Hukuki bağlayıcılığına, haklarına rağmen 400'den fazla çalışanı olan Samanyolu TV bir saat içinde ansızın kapanabiliyor. Bir hafta sonra da unutuluyor bu. Yani örneğin bir ay önce Digiturk platformunda, en büyük platformunda olan 7-8 kanal şu anda yok. 2 gün tartışıldı. O nasıl atıldı? Konuşan yok. Ya yani bunlar sözleşmesi yapılmış, üstelik ticari bir platform. Yok, atılıyor. Bırakın bir gazeteci kapının önüne konuyor. Bir yayın kuruluşu olduğu gibi kapının önüne konuyor, ülkenin önüne konuyor. Yani bütünü artık şeyi geçti Türkiye, öyle bir yazarı susturma falan. Olduğu gibi yayın grubu susuyor. Olduğu gibi televizyon kapanıyor. Ve bu yöndeki demokrasi kültürünün çok yerleşmediğini sanki ben görüyorum. Yani sanki yeterli tepkiyi bulamıyor. Bu çok azınlıkta kalıyor. Buna yönelik tepkiler. Sanki herkes kendi yandaşını bir an önce yaratma peşinde sadece. Ki bu kadar yıllardır tekrarlanıyor. Burada şey yok mudur? Şimdi bir çözüm süreci başlamıştı bundan işte 3-4-5 sene önce. Daha doğrusu 2000'li yılların başında değişik bir siyasal iklim oluşmaya başladı. Türkiye'de işte yeni bir iktidar, farklı bir siyasal kimliği olan muhafazakar bir iktidar geldi. Ondan sonra beklenmedik şekilde bazı alanlarda ilerlemeler oldu vesaire ve bir daha yumuşak, daha diyalojik, daha ortak konular üzerinde konuşan bir dil gelişmeye başladı bir süre. Fakat bu henüz gelişmemiş demokratik kültür veya siyasal kültür genellikle safları çok keskin olan kültürdür. Yani ve bu motto çok kullanılır. İşte ya benden yana olacaksın ya da öbüründen. Hatta bunu entelektüel düzeyde de çok kullanırlar. Taraf olacaksın, aksi takdirde bertaraf olacaksın. Bir defa fetişleştirilen kavram, içeriği ne olursa olsun, eğer çok fetişistik bir hale gelirse giderek otoriterleşir. Ve kendi dışındakiyle diyalog kurmakta zorluk çeker. Bir defa zihniyetlerin bence zorluk çektiği yer burasıdır. Yani ister muhafazakar kesimde olsun, ister sol kesimde olsun, ister başka kesimlerde olsun, dikkat edin söylem özellikle bu kriz anlarına gelindiğinde, bilhassa bu anlarda, Cumhurbaşkanı'nın kendisinden de tutun başka alanlarda da, burada kaypak durmak yok. Şey ifadeler de çok suçlayıcı ve çok pejoratif ifadeler kullanılır. Ya benden yana olacaksın ya da diğerinden. Ya kesin bir taraftan olacaksın ya da öbüründen olacaksın. Şimdi bu kadar girift ve karmaşık sorunların olduğu bir yerde eğer siz böyle diyaloğa açık bir tavır ortaya koyamazsanız ve kendinizi sadece kendi içinize hapsederseniz sahip olduğunuz ideoloji ya da düşünce formasyonu ne olursa olsun bence bir sorun başlıyor. Bir türlü şey bulunamamasının da yani böyle işte tartışılmıyor mesela bu meseleler. Çünkü orada biraz daha esnek tavır göstereceksin. Biraz daha ötekinin dilini. Biliyorsunuz ki tansiyon yükselecek bir yerde. Yükselecek ve artık o zulmeden yıkılacak. Anladım ama burada da çok keskin bir taraf alma pozisyonu. Halbuki artık daha düşünen, daha demokratik bir aklın böyle çok keskin ve kategorik bir taraf almak yerine sorunlar karşısında tavır almayı göstermesi gerekir. Tavır almak, daha geniş bakmayı ve diğerleriyle diyalog kurmayı kolaylaştırır. Burada senin tavır alman
o özgürlük gibi, adalet gibi vesaire gibi değerlerden uzak durman değildir. Zihinsel ufkunu daha açmaktır. Diyaloğa ki asıl ihtiyaç duyulan şey şu anda odur. Diyalojik bir ilişki kurmaktır ve bunun zeminini oluşturmaktır. Ama genellikle tavırlar çok ötekini inkar eden ve yani sen mesela şimdi muhafazakarların gösterdiği tepkiden söz ediyorsun. Aslında şey geleneğinde veya algı formasyonlarında şöyle bir yaklaşım var. Yani Cumhuriyet tarihi bizi işte bu kadar yıl dışarıda bıraktı. Şimdi biz artık siyasal iktidar olduk ve burada böyle adeta revanşist bir tavır vardır. Revanşizmin hak olduğunu kim söyledi? Hayır, hak değil. Zihniyetler böyle davranmaya tabii çok müsait. Ha. Öbürünü hemen inkar ediyor. Şimdi o dediğin onun için şimdi burada, o problem bence buradadır. Şimdi şunu söylemek önemlidir. Türkiye hiçbir zaman demokratik bir yer olmadı. Hiçbir zaman da bir birlik içinde bir ülke de olmadı. Evet. Her zaman iki Türkiye vardı. Evet. Kemalist elitlerin yönettiği ve hakikaten Kemalizm dışı grupları görmezden geldiği ve ezdiği zamanlar vardır. O zaman iki Türkiye vardı. Kemalizmin ötekileri kimlerdi? Çok kolay. 3K'den söylüyoruz. Kızıl tehlike, kara tehlike ve Kürtler. Kara tehlike işte irtica, din. Kızıl tehlike, komünistler ve Kürtler. 3K Kemalizmin ötekileri. Şimdi bugün baktığın zaman bugün AKP'nin ötekileri kimde? Kürtler devam ediyor. Aydınlar devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye yerinde sayıyor. Yani Kemalizmin ötesine geçerken ve AKP'den beklenen oydu. Ve AKP'yi bu aydınların, bugün imzacı aydınların büyük çoğunluğu o zaman desteklemişti. Bunların hiçbiri Kemalist düzeni devam etsin dememişti. Büyük oranda dememişti. Çok iyi biliyoruz, bu isimleri de biliyoruz hepsini. Değil mi? Yani AKP'yi desteklediler ve demokratikleşmek, Kemalizm ötesine geçmeyi istediler ama AKP Kemalizmin iktidarını kendi eline aldıktan sonra maalesef Kemalizmin paternalist, yukarıdan bakışçı, aşağılayıcı politikalarını aynen sürdürüyor. İçeriğini sadece dinsel muhafazakarlıkla değiştirmiş oluyor. Türkiye bu bakımdan yani AKP biraz da şunu yaptı. Yani Kemalizmi haşmadı, baş aşağı çevirdi. Aynen öyle. Tamam mı? Aynen şimdi bu çok önemli bir sorun. Ama biz şu anda sen saflaşmadan diyorsunuz zihniyetlerde ama ben şu ayrımı yaparak devam etmek istiyorum. Hapse atanla atılan aynı kişi değildir. Hapse atılan da dar görüşü, dogmatik biri olabilir. Yani burada ben iki medya, iki saf var diye öyle bakmıyorum. İktidar hapse atan kesimdir, var da bir fark vardır. Ben istediğim kadar dogmatik olayım, beni hapse atma hakkın yoktur. Dün Kemalistlerin de yoktu, bugün AKP'nin de yoktur. Dolayısıyla burada bir iktidarla beraber otoriterleşme sorunumuz vardır. Anlatabildim mi? İktidarı kullanan elitlerin otoriterleşmesi başka bir şeydir. Sıradan bir aydının otoriter bir aydın olması başka bir şeydir. Yani iktidarı kullanmanın da ötesinde bence o gücü daha perçin... Yani AKP'nin iktidardaki ilk yılları böyle değildi. Tabii ki. Ne zaman ki o güç kalıcı olarak hissedildi, bu noktaya geldi. Şimdiki duruma geldi ve o kadar ciddi çelişkiler var ki. Örneğin AKP, TRT'de Kürtçe kanal açan partidir. Bugün neredeyse o kanalı izleyecek Kürt kalmıyor. Onun da sorumlusu AKP'dir. Yani böyle de bir çelişkiler var. Sorunun zaten... Hayır, yani o Kürtçe kanalı açan da o. Gelmiş açmış ve gerçekten büyük bir devrim gibi TRT'de. Ama o kanalı izleyecek Kürt bırakmıyor. Kalmıyor yani. Bir de Türkiye'de medya, işte özgür medya yoktur diyoruz ya, aslında neredeyse medyanın kendisi yok. Çünkü medya size bir gerçeklik sunuyor. Yani medyanın en önemli görevi sizi gerçekle, hakikatle buluşturması. Ya da medya bir başka hakikat yaratıyor. Türkiye'de olan bu. Şimdi Türkiye'de her gün Diyarbakır'da çocuklar ölüyor. 7 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında kimsenin haberi yok. Bir başka yerde ağlıyor insanlar. İnsanlar bir başka hakikati konuşuyor. Ama bambaşka bir hayat var ve medya gizliyor. Buna basın diyebilir miyiz canım? Evet. Basın işte dışında artık. Yani buna basın denebilir mi? Yani aslında basından daha geniş bir kavram. Evet. Çünkü ya da medya neyse. Otoritenin büyüklüğü her yeri zapt etmiş. Yani orada evet. Sosyal medyaya da girmiş. Yani Twitter'ı evet. Durduruyor, evet. Facebook'a da el atıyor. Bütün kanallarına giriyor. Yani aslında medya yok.
Yani şu bana da söylüyorum bunu. Yani şimdi bunların karşısında haber yapmayan bir medya değildir aslında. Yani burada bir medyayla karşı karşıya değiliz biz. Yani şunu söyleyeyim. Bak aklıma geldi. Yunanca'da gazetecinin adı dimosiografos. Yani kamuyu ilgilendiren konularda yurttaşı bilgilendiren kişi. Bir kere mesleğin icabı bu. Başka bir neden önemlidir bu? Kamuyu ilgilendiren alanlarda yurttaşı doğru bilgilendirmek. Çünkü hükümetler ve iktidarlar üzerine kamuoyu bir denetleme kuracaksa bu doğru bilgi hakkıyla kuracaktır. Ve ayrıca doğru bilgi edinme hakkı yurttaşın evrensel bir hakkıdır. Ve onu çiğneyemezsiniz. Şimdi bakıyorsunuz demin senin söylediğin şekilde bilgiler saklanıyor, veriler saklanıyor kamuoyundan. O zaman buna ben gazeteci falan diyemem. Bu dimosiografos değil. Bu başka bir şey yapıyor. Yani eskiden beri mesela gazeteler genellikle veya köşe yazarları polemik yapmayı seven ve polemikler üzerinden işte tiraj yapmayı ve artık öyle bir hale geldi ki insanlar neredeyse sabahleyin işte kendi kim kime daha fazla giydiriyor vesaire gibi belirli köşe yazarlarını şey ediyor. Halbuki şeyde yani sen şimdi Yunanca'dan bahsettin. Polemos savaş, savaş demek. Polemik de bir savaş mantığıyla yürütüyor evet, ve öbürünü yenmek ya da mağlup etmek. Ya kardeşim sen bir yorum yap. Yani ben böyle düşünüyorum. Sen nasıl düşünüyorsun gibi bir yaklaşım sergile. Nitekim yani tam da bu söylediğimin şeyi antik Yunan'da var. Sokrates yaptığı eleştiriler nedeniyle yargılanıp ölüme mahkum olduğu zaman polisle Atina demokrasisinde büyük bir sorun oldu bu ve öğrencileri üzerinde ve Platon üzerinde büyük travmatik etki yarattı. Hatta Platon Sokrates'in yargılanıp öldürülmesi hadisesinin siyasal düşünce tarihinde İsa'nın dinler tarihinde İsa'nın yargılanıp ölüme mahkum edilmesi ne kadar önemliyse Sokrates'in yargılanıp ölüme mahkum edilmesi de o kadar önemli. Ve neden Sokrates ya da filozofun bu kadar Atina demokrasisinin bu kadar sağlam ve takdir edilesi bir yurttaşı nasıl olur da bu kadar kolay ölüme mahkum edilebilir diye bir tartışma başladı ve yani Sokrates'in işte o ikna edici, daha fazla kanaat ortaya koyan ve tartışmaya, eleştirilmeye açık olan yaklaşımının aslında düzen bozucu yaklaşımının düzen bozucu şeyi tarafından kabul edilmiyor. Edilmiyor, düzen bozucu. Ve bunun yerine şey biraz daha otoriter bir yaklaşımla Platon, işte o platonik hakikat, daha mutlak, kanaatlerin ötesine taşan, hakikati kucaklayan ve Sokrates bir filozofu çok ayrıcalıklı bir insan değil, o bir at sineğidir. Toplum içinde sorgulamayı yaratan birisi olmak gerekir derken, mesela Platon hayır, o hakikatin taşıyıcısı ve inşa edicisi. Yani söylemek istediğim şu, bu daha yumuşak dille, daha eleştirel dille, kendi hakikatine kapanan, bunu çok deterministik bir şekilde kabul eden, bunun kibrini üstlenen ve ötekiyle diyalog kuramayan bu ikilem çatışması tarih boyunca aslında oldu. Ve eğer demokrasiler biraz gelişiyorsa ya da batı demokrasi dediğimiz ya da gelişmiş demokrasi dediğimiz şey bir anlamda oluyorsa işte bu uçlar arasında savrulan veya bu çelişki arasında sıkışan şeyin giderek daha genişlemesi, daha diyalojik bir hale gelmesiyle mümkün oluyor gibi geliyor bana. Biraz böyle çok katı saflaşmayı daha 19. yüzyıl ya da 20. yüzyıl başlarının zihniyet dünyasına uygun olarak görüyorum. O nedenle bence biraz da bu ikilemler dışına çıkmakta zorlanıyor. Doğrudur, tersten kuruldu şu anda. Onun için yani o esnekliği göstermek çok kolay değil. O dili ya da o eli uzatmak çok kolay değil. Çünkü elin hemen koparılmak isteniyor mesela. Böyle bir durum var. Fakat yani buradan da başka nasıl çıkılacak? Başka nasıl olacak? En büyük problem Niyazi Hoca'nın söylediği yerinde saymak konusu bence. Şimdi Kıbrıs'ta toplumlar arası çatışmalarla ilgili buradaki medya işte yıllar sonra ortaya çıktı. Ne kadar çok
toplumu yanlış yönlendirdiği, yanlış bilgilendirdiği, dünyada, dünya savaşında, o dönemlerde, işte Hitler dönemlerinde medyanın nasıl başka farklı propaganda amaçları için kullanıldığı hep bilindi. Ama geride kalıyor ve hayat ve yaşadığımız çağ ilerliyor, özgürlükler gelişiyor ve genişliyor. Sorun 1950'lerde neyse o medyanın içine sıkıştığı durum Türkiye'de hala o. Yani geriye dönüp baktığınızda yürümüyor. Bir ülke ilerlemiyor. Yani daha vahimi o ülke ki işte sanatıyla bir yere geliyor, sporuyla bir yere geliyor, ne bileyim teknolojide bir adım atıyor ama demokrasisi yürümüyor. Yani en büyük sıkıntı yerinde sayma sorunu. Hep yerinde sayıyor. Demokrasisiyle, özgürlükleriyle, fikir anlatımıyla yerinde sayıyor. Ya bu işte, biraz o zihniyet dünyasıyla ilgili gibi geliyor bana. Mesela şeyin örneğini de verebilirim. Şimdi bu yani şimdi siyasal iktidarı AKP ve o Cumhuriyet rejiminin dışarıda bıraktığı insanlar aldı ve öyle bir siyasal konum var şu anda. Ama o kesim içerisinde şu kanaat hala hakim. Evet biz siyasal iktidarı aldık ama kültürel hegemonya hala diğerlerinin elindedir. Böyle bir yaklaşım var. Niye kültürel hegemonya kuracaksın ve, ki? Kültürel çoğulculuk yapacak. İşte onu diye hegemonya kuruyorsunuz ki. Işte. Yani Kemalizm bir hegemonya kurmaya çalıştı. İşte onu anlatıyorum. Tamam toplumu dışladı. Burada başka biri. İşte onu anlatıyorum. Bunlar mesela bir dergi çıkarıyorlar şu anda. Otoriterlik burada başlıyor senin söylediğin otoriterlik. İşte hegemonya onu söylüyorum. Onu söylüyorum. Yani zihniyet kendini farklı kesimlerde aynen yeniden üretiyor. Şimdi mesela aynen, Yeni Şafak Evren dönemi, darbe döneminin Türkiye medyasının sorunlarıyla şu anki AKP, Davutoğlu, Erdoğan döneminin medyasının sorunlarının hiçbir farkı yok. İşte. Muhtemelen hatta biraz yerine girin. Evren dönemi medyası biraz daha özgürdü. Yani belli bir süreçten sonra ama yani aradaki darbeler bitmiş, dünya nerelere gelmiş, duvarlar yıkılmış, bir başka özgürlük alanı genişlemiş, internet diye bir şey icat olmuş. Vahim olan bu işte farklı unsurların aynı zihniyet çerçevesinde bu şeyi otoriter yapıyı ve anlayışı yeniden sürdürüyor. Yani Türkiye'nin demokratik gelişiminin önü tıkandı. Şimdi şöyle baktığınız zaman birkaç böyle yani bir asıl meselesi Türkiye'nin yeni bir toplum sözleşmesine ihtiyacı var. Çoğulcu bir toplum evet. Sözleşmesine ve bir türlü oraya doğru gitmiyor. Tek boyutlu yurttaş arayışı, tek boyutlu kültürel normlar üretme. İşte o zihniyet burada işte bunlar. Ama yani zihniyet falan ama işte bunlar iktidardır aynı zamanda. Yani o iktidar olan zihniyetlerden söz ediyorsun. Sokaktaki adamın zihniyeti değil bu ya. Yani. İktidardaki elitlerin zihniyeti bu. Yani entelektüellere kadar yansıması tamam can yansıma da var olabilir de ben şu anda Kemalizm döneminde o kadar baskıcı rejimi yurttaş mı kurdu? Yani oradaki bir elit kurdu. Kendi nosyonu ve anlayışı çerçevesinde. Bugün de başka bir elit tabakası bunu yapıyor. Mesele burada demokratikleşme yönünde adım atacak elitlere rastlamamızdır. Ve neden Türkiye'nin demokrasi önünde, demokrasiye geçişte bu kadar zorlanıyor? Neden Türkiye yerinde sayıyor ya da daha geriye gidiyor? Ya da bir adım ileri gidiyorsa yani Mehdi Erbaş'ı... İktidar kadar bununla konuşmak lazım. Bir de muhalefet sorunu yaşıyor. Şimdi o zaten o aynı şey. Yani, yani muhalefet geldiği zaman da iktidar olmuyor. Özgürlükler çoğalmıyor. Zaten CHP kaç yıl iktidarda kaldı filan yani birinci parti, tek parti döneminde. Yani şu anda bu Aksu'nun akademisyenler olayında gördük mesela yani işte CHP'nin tabii. Tepkisi. Tabii. Evet, şöyle yani çünkü orada bir kere başka ortaklaşan bir nokta vardır. Unutmayınız ki bugün AKP İslam ve Türk milliyetçiliği sentezi kurmuş bir partidir. CHP de Türk milliyetçiliği için olan bir partidir. Yani o mesafe öyle çok büyük değil. Milliyetçilik bacağında buluşuyorlar çok rahat. Söz konusu Kürtler olunca çok rahat müttefiklik falan yapılabiliyor. Şimdi Türkiye'de neden bir yeni toplum sözleşmesi yapılamıyor? Sıradan ve daha basit bir soru sormak lazım. Basit olan şu. Her yurttaşın hayat tarzını özgürce yaşayacağı çoğulcu bir düzen neden kuramıyor? Ve neden sürekli baskı, yukarıdan baskı uygulayan bir algı içinde yaşıyor Türkiye? Ve Türkiye elitleri, Kemalist olsunlar, muhafazakar olsunlar. Neden bir türlü bu demokrasinin çok sıradan ve sade taleplerini karşılayamıyorlar? Bence soru burada. Eğer bu yapısal bir sorunsa, yani zihniyet ve norm ve yapısal ve uzun zamana yayılmış longör olduğuna
benziyor. Çünkü bu uzun bir zamana yayılan, 100 yıllık bir sorun bu. Oradan çıkılamıyorsa çok başka önemli sorunlarla karşı karşıyayız. Benim birinci söyleyeceğim şey burada, ulus devlet merkezli algıdır. Elitlerin birincil özgürlükleri ulus devletçi olmalarıdır. Ve modernleşen toplumlar, gelişen toplumlar ulus devlet düzeyinde bir evrime uğrarlar. Yani ulus devlet kurulduğu gibi tek boyutlu bir yapıyı sürdüremez. Evre esnerler ve genişlerler. Yani Almanya 2,5 milyon Türk'ü nasıl içine alacağına bakarak yurttaşlık kanununu değiştiriyor. Mesela 10 sene önce değiştirdi. 1913'te çıkan yasa 10 sene önce değişti. Fransa başka türlü bir yere geçmek zorunda kalıyor. İngiltere çok kültürcülüğü çoktan ilan etti. Başka türlü, çünkü değişen ve gelişen toplumsal hakikatler karşısında ulus devlet esnemezse kırılmaya yüz tutar. Şimdi Türkiye'deki temel sorun bu ulus devletin tek tip yurttaşa dayalı algısı. Bir türlü esnemiyor. Ve cepheleşme oradan doğuyor. Kemalistlere göre tek tip yurttaş homo kemalikus olacaktı. Bir anlamda laik, batılı görünümlü filan. Onun dışındaki yurttaş değildi. Şimdi de muhafazakar dinler olacaksınız filan. Yine aynı tek tipçilik üzerine gidiyor. Oysa Türkiye fazlasıyla çoğulcu bir toplumdur. Hem siyasi algılar açısından, hem hayat tarzları açısından, hem etnik ve dinsel gruplar açısından, hem din açısından. Yani Alevisiyle, Sünnisiyle, Sünni içindeki bölünmesiyle, Kürdüyle, Kürdün zazasıyla, Kamancesiyle bir sürü şey sayabiliriz. Senin istediğin burada ülke bütünlüğü içinde bu çokluğa uyan yeni bir toplum sözleşmesi ve anlaşması yapmaktır. Bunu yani bir siyaset bilimci öğrenciye sorsanız, uzaydan getirip ve deseniz ki bakınız Türkiye böyle bir yer, buraya ne önerirsiniz diye, bunu hemen söyler. Bu çok basit bir mesele. O basit şey bir türlü çözülemiyor. Şeyi aşmak çok zor işte. Yani bu yerleşik, o geçenlerde bir gazetecinin bir yazısını okumuştum. Sorduğu soru şuydu: ya niçin düşüncelerimiz farklılaştığı zaman eski dostlarımızla aramızdaki ilişki bozuluyor? Yani benim işte falan cenahtayken hep bir arada olduğum arkadaşlar, şimdi bazı fikirlerimde değişiklikler olduğu ve meseleye biraz daha farklı baktığım için selamı sabaha bana kestiler diyor. Bunu söyleyen yani ciddi sayılabilecek bir entelektüel, en azından mürekkep yalamış yazıları. Sadece bir iktidar hegemonyası değil mi azıcık? Toplumun da mayası. Öyle. Yani bak, bu terkil yapı. Yapı hemen kendini gösteriyor. Ondan sonra ve bu soruyu soruyor. Hatta bir başkası bu soruya yanıt arayarak acaba dünyanın başka yerinde de böyle şeyler var mı diye, ve işte muhafazakarlar mı daha hoşgörülüdür ya da daha layıklı, böyle araştırmalardan söz ettiler. Ama bu basit örnek aslında sistemin kendisinin, yani ulus devlet geleneğinin getirdiği o homojen tekli yaklaşımın nasıl hala daha kendini zorlayan entelektüel zihinlerde bile bir sorun bu duvara çarptığını ve eski dostunu en azından fikri ayrılık nedeniyle inkar ettiğini. Şimdi bu inkar daha farklı katmanlarda şiddet içeren bir inkara dönüşür. Öfke içeren, çatışmaya dönüşen. Şimdi burada belki dönüşür. Şu kavramı, pardon. Her böyle 10 yılda bir yaşıyor Türkiye. Yani AKP'nin söylemlerine baktığınız zaman, hele son zamanlarda şunu çok iyi görüyorsunuz. Bir hınç söylemi vardır. AKP mi yoksa Erdoğan mı? Ben biraz oradan tereddüt ediyorum. Elbette orada haklısın. Belki de çok farklı gruplar vardır mutlaka. Tabii ki burada tek adamdan söz etmemiz lazım. Çünkü bu bir tek adam düzeni. Evet. Tamam mı? Yani ağzından çıkan şey kanun. İşte savcıları beğenmiyor. Atıldılar adamlar bugün. Yani falan böyle işte gazeteciler girecek içeri diyor, giriyorlar. Falan. O yüzden biraz orada durmak lazım. Tamam. Bu karizmatik liderlerin yarattığı tehlike. Bence hep böyle AKP diyerek o tabii tek adamı birazcık üzerine örtmüş oluyoruz. Lazım. Ama genelde AKP tabanına yayılan bir duygu, hınç duygusu. Biraz onun üzerine durmak istiyorum. Şimdi mağdurlar, yani belli bir zaman, belli bir konjonktürde ezilmiş gruplar, ezilmekten kurtuldukları zaman bazen geçmişe dönük intikam tutkularına kapılırlar. Hınç biraz da öyle bir duygudur.
bu kadar hınç ve öfke ve hınç şiddete kadar götüren o şey, geçmişte bana yapılan kötülüklerle ilgili hikayedir ve ona nasıl baktığınızdır. Şimdi çok ilginçtir. Hınç kavramı Yunanca'da mnisikagia olarak tanımlanır. Ve doğrudan bellekle ilgilidir. Mnisikagia, yani geçmişte bana yapılan kötülükleri hatırlayarak kötülük yapma hakkı olarak tanımlanıyordu. Eski Yunan Atina'da, Sparta-Atina savaşları arasında dağıldığı zaman şehirler arası kavgalarda Atina demokrasisinin kurulması için uyguladığı bir kural fevkalade önemliydi. Neydi biliyor musunuz? Hınç yasağı uygulamıştı. Atina iç savaştan sonra, savaşlardan sonra düzenini kurabilmesi için hınç yasağı uygulamıştı ki ve şunu diyordu, yasa, o yasa hem norm hem ahlak temsilcisi olmuştu. Kim ki geçmişte yapılan kötülükleri hatırlar ve kötülük yapmaya yönelirse intikama vesaire hapse girer. Tamam? Hatta öldürülüyordu. Yani nefret suçu gibi bir de bellek suçu. Aynen. Bellek suçu. Çok güzel söyledin, bellek suçu. Şimdi bunu Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. AKP kadrolarında müthiş bir hınç var. Hem iktidar olmuşlar hem de o iktidar olmanın getirdiği hoşgörüyü bir türlü gösteremiyorlar. Hikaye buradadır. Nerede kaldı ki? Başka bir yerde bakarsak, bütün bu demin hani çok değişmez dediğimiz şeye baktığınız zaman aslında Türkiye'de de bir sürü şey değişiyor. Sosyolojik manada bir sürü şey değişiyor. Yani iyiye giden bir sürü şey var aslında. Evet. O çoğulculuk çoğalıyor. İster istemez çoğulcu olmak zorundasın. Çünkü işte üniversite okumaya gidiyorsun, sen laiksin, yanındaki başörtülüdür. Çok şey değişiyor. Demokrasi ve özgürlükler sorun. Cinsel tercihlere bakıyorsun toplumda, sen homoseksüelsin, o bir heteroseksüeldir. Yani çoğulculuğu, sen Kürtçe konuşuyorsun, o biri Türkçe. Yani hayatın içinde sen her gün zaten farklılığı tecrübe ederek büyüyorsun Türkiye'de. Bu kadar farklılığın sosyolojik olarak kendini belirlediği bir yerde iktidarların ve ideolojilerin bu farklılığı, çoğulculuğu bastırmaları uzun vadede bence bu iktidarların uzun vadeli olamayacağını da gösteriyor. Tarihsel açıdan baktığınız zaman şimdi uzun vade, yani CHP de 23'ten 50'ye kadar tek başına yönetti Türkiye. Yani 27 yıl tarihsel olarak bir zaman değil. Sonuçta yani Türkiye'de ben bu aydınlar dilekçesine de bağlanırsak oradan önemsiyorum. Artık devletin zulmüne, haksızlıklarına böyle hani tamamen sessiz kalan filan bir yerde değil Türkiye. Yani sen demin 6-7 Eylül dedin 1955 yılında. O tarihte Rumları koruyacak, İstanbul'daki Rumları koruyacak bir yazı bile bulamazdınız. Şimdi insanlar konuşuyorlar. Bir takım haksızlıkları dile getiriyorlar filan. O yüzden bir yanıyla ben aslında fevkalade sosyolojik gelişim açısından Türkiye'yi çoğulculaşan ve toleransa doğru giden, diğer yandan da bunun önünü tıkayan karizmatik bir lider görüyorum. Dolayısıyla lideriyle toplum arasındaki ilişkide bir sıkıntı vardır. Bu tam da bize şunu gösteriyor. Bir lider karizmatik bir yapı gereği ve belli bir konjonktürde, yani tam böyle Machiavelli'nin prensini anlattığı gibi, talihle durumlar örtüştüğünde o lider karizmatikse tek adam olur. Ama talihle durumlar örtüşmediği zaman o lideri kaybeder. Yani burada değişen konjonktürlere ayak uyduramaz anlamında. O talih ve o durumlar örtüşmediği zaman da lider geri saymaya başlar. Demokrat olacak diye seçersin, diktatör olur. Tamam, yani bu Türkiye'nin önünde bir mesele. Ben bunun bir de dış politika boyutları çok korkunç. Benim tam da söylemeye çalıştığım, işte bu kadar çoğulcu, bir defa bu sosyolojik değişme inkar edilmez bir şey. Evet. Bu ister istemez çoklu bir gerçekliğin, yani olgusal anlamda en azından çoklu bir gerçekliğin olduğunu ortaya koyuyor. O zaman böyle çoklu bir gerçekliğe benden yanasın ya da değilsin gibi radikal ve katı bir bakamaz. Giremez. Bu çoklu yaklaşım karşısında tavır alman gerekir. Bu tavır almak da seni farklı kesimlerle diyalog kurmaya ve yeni bir şey üretmeye, yeni fikir üretmeye, buradan yeni siyaset üretmeye zemin. İstersen sevgili Hakkı topu biraz Cenk'e atıp, Kıbrıs medyasında durum nasıl? Son sözleri öyle anladım. Ben şeyi merak ettim şimdi, bu epey Türkiye konu. Burada bir durum, burada bir şeyden ben biraz daha çoğulculuk falan şunu da konuşmak isterdim ya da merak ederdim. Şöyle de bir dilema yok mu? Yani çoğulculuk evet, ama dünya bunu iki şekilde çözmüş. Ya bir doğru toplum sözleşmesiyle, ya da bugün işte dünya nüfusunun %40'ı federasyonlardan falan oluşuyor. Farklı öz yönetim modelleriyle. Tabii. Türkiye bu çelişkiyi, bu kargaşayı, bu iç
durumu da yaşıyor galiba. Bu, onun ağırlığı şimdi var. Bu tam işin özü. Bu bütün Kürt meselesinde düğümlenen yani, yer. Şimdi Kürt talebi, özellik talebi. Türkiye bunu bir bölünme korkuyla buna ısrarla karşı. Yani coğrafyada bu bir çoğulculuğu aynen. Daha doğru yaşandığı bir birliğini koruyan coğrafyalar tam da bu alanlarda esnedikleri için. Yani eğer İspanya bölgeselciliğe geçmeseydi birliğini hiç koruyamazdı. Nerede kaldı ki şimdi bile Katalanlar ayrılmayı düşünüyor. Öyle olduğu halde. Başka bir örnek bizim ülkemizden var. Bugün bir toplantı vesilesiyle söyledim, tekrar edeyim. 1962-60-63 arası daha doğrusu, özellikle 62 yılında Erbaş Piskopos Makarios, Kıbrıslı Türklerin ayrı belediyelere sahip olmalarını, bu anayasanın verdiği hakkı kabul edip uygulasaydı ve ayrı belediyeleri ülkeyi böler tehdidi ve korkusuyla ve o algıyla karşı çıkmasaydı, Kıbrıs bugün belki de büyük oranda birleşmiş üniter bir devlet, yani 60 rejimi devam edecekti. Israrla ayrı belediye hakkını tanımadı. Çünkü o bizi bölünmeye götürür dedi. 64'ten sonra başlayan 68-74 arası müzakerelerde rahmetli Rauf Denktaş'ın pozisyonu neydi biliyor musunuz? Yani resmi Türk dedi. Yerel özellikti. Şey. Yani 13 madde ikilik değişimi kabul ediyordu ve karşılığında yerel özellik talep ediyordu. Makarios onu da vermedi. Vermeye ta adanın bölünmesine kadar gittik. Şimdi Türkiye bu özellik meselelerinde çok daha dikkatli davranmak zorunda. Bu bizim burada Kıbrıs Türk Medyası'nda konuşabildiğimiz, yani bu çoğulculuktan söz açılmışken keşke Türkiye bunu daha çok konuşabilse. Bunu ekranlarda daha çok dile getirebilse. İster istemez herhalde gidecek. Yani bu böyle baskıyla falan olacak bir şey değil. Türkiye çoğulculuğu konuşup, bu durumu konuşup, bunu konuşmamak, bu özellikle öz yönetim modellerini konuşmamak sonuç getirmiyor. Ve çok önemli bir noktaya değindim. Az önce Niyaz Hoca'nın söylediği yerine çok güzel bir yere geldik. Kıbrıs'taki davasını özel belediyeler kabul edilmedi, dışlandık diye haklılıkla gören bir zihniyet, Türkiye'de aynı haklılıkla gördüğü konuyu kendine karşı bir ihanet görüyor. Böyle de bir şey var. Kesinlikle. Yani Türkiye'de bugün işte Kürtlerin talebini ihanet görenler, Kıbrıs'a baktıklarında bizim cumhuriyetten dışlanmamızı, davayı mı söyleyeyim? Eğer bugün bir Kıbrıslı Türk derse ki ben kardeşim federasyon falan istemiyorum. Ben Türkiye'de Kürtlerin talep ettiği özellik kadar bir şey istiyorum Rumlardan dese gene vatan ayıp olur. Anlatabildim mi? Bu böyle bir etnik milliyetçi saplantı. Yani. Kıbrıs Türk Medyası ile milliyetçilikle danstır günün sonunda. Türkiye milliyetçilikle imtihanı var. Bir de kendi içindeki çelişkisi bu. Kıbrıs Türk Medyası ile ilgili birkaç cümle söyleyeyim de öyle tamamlayayım. Şimdi bizim medyamızın ki ta 1800'lere Kıbrıs Türk Medyası açısından söylüyorum. Daha biraz eskisinden Kıbrıs Medyası açısından. Bir Türkiye'nin farklı tarafı var, özel bir tarafı var. Ve o yönde tehlikeli de bir gidişimiz var. Şu anda Türkiye'de medya gazetecilerin ve fikir insanlarının sahibi olduğu bir durumda değil. O nedenle bu kadar kolay yıkılıyor. Ticaret. Evet, yani medyanın, basının mülkiyet yapısı fikir insanlarında değil, uzun bir süredir değil. Önemli. Biz de farklı noktalarda fikir insanlarında nasıl? Ya siyasi partiler adında gruplar, fikir gruplarında ki bu hep eleştiriydi, bence çok önemli bir avantajdır. Ya da bir bakınız medyamıza, gazetelerin sahiplerine. Afrika Gazetesi'nin sahibi Şener Levent'tir. Vatan'ın Erten Kasımoğlu'dur. İşte Havadis'in Başaran Düzgün'dür falan. Ya bakarsanız hep bir gazeteciler çıkar sonuçta. Büyük sermaye grupları çıkmaz. İlk kez son dönemlerde burada üstelik de Türkiye'den, yurt dışından buraya gelen sermaye grupları medya sahibi olmaya başladı. Gazetelerimizi bastığımız basım evleri bu sermaye gruplarının olmaya başladı. Bunu anlama geliyor. Orada çoğulculuğa uyuluyor mu veya da ne, gidişat nedir orada? Gidişat şu. Eğer medya fikir insanlarının gazetecilik disiplinlerinden gelen, çok sessizliğe saygıdan gelen insanların kontrolünde olmaz, sermaye gruplarının kontrolünde olursa... Öyle bir tehlike var şu anda. Şu anda evet öyle bir tehlike var. Öyle bu sermaye Türkiye sermayesi ise, yani o gelenekten geliyorsa. Evet. Çünkü bunun İngiliz sermayesi böyle uygulamıyor. Ama her ne olursa olsun biliyorsunuz otoriter iktidarlar, bağnaz iktidarlar sermaye gruplarına çok kolay hükmederler. Oysa idealistlere ve radikallere hükmedemezler. Onun için aydınlara, sanatçılara, gazetecilere
çok hükmedemezler. Onun için Türkiye medyasında gazetecileri kapının önüne koymak bu kadar kolaydır. Çünkü kapının önüne koyan idealist ya da radikal ya da fikir insanı değildir. Ülkemizde bu tehlike var. Ve buna karşı daha çok konuşmak gerekiyor. Doğrusu bu böylesi programları ve böylesi sohbetleri yapabiliyorsak burada ve başka mecralarda bu aslında olağanüstü bir hal değildir. Bu bir normal haldir. Bu normal halimizi, hallerimizi korumamız gerekiyor. Bunun farkındalığında olmamız gerekiyor. O zaman ben size bir öneri yapayım. Gelen haftanın programını yine birlikte yapalım. Sevgili Cenk de müsaitse ve Kıbrıs medyasını konuşalım. Olabilir. Ama yani onun için böyle belki başka medya birilerini daha ama alıp 3 sandalyeden fazla sandalye yok. Yapabilir miyiz? Peki. Yani bunu bir en azından temenni olarak dile getirelim. Efendim bu akşam da Gayreli Sohbetler'in sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.